Bizim vizyonumuzda ve hedeflerimizde çok güzel şeyler var. Bu yönetim kurulu olarak çok kısa zamanda çok şeyler yapmaya başladık. Tabii ki futbol apayrı bir branş. Futbolda da güzel yerlerdeyiz. İnşallah hedefimiz işte Bank Asya'ya çıkmak. İnşallah bunu da başaracağız. Ama amatör kulüplerde de, amatör branşlarda da karate ile başladık. Dünya şampiyonu kızlarımız var. Süleyman Hocam sayesinde bayağı şeyler yapıyoruz. İnşallah milli takıma da vereceğiz. Serap kızımızı vereceğiz. O da hafta sonu içi maçımızda yine birinci oldu. Diğer su sporu ile ilgili de Haliç Üniversitesi ile inşallah çok güzel şeyler yaparsak çok daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Evet, son zamanlarda Türk sporunda bayan sporcuların sportif başarılarıyla çok çok öne çıktılar. Hatırlayacaksınız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hemen 2 gün önce kutlandı ve orada Zeynep Eney'i buradan sevgiyle selamlıyoruz. Çünkü Zeynep Hanım herkes için futbol koordinasyon müdürü ve bayanlarla ilgili çok büyük etkinlikler yapıyor. Şu an Haliç Üniversitesi'nde de çok değerli bir öğretim görevlisi var. O da bir bayan ve onun da çok büyük katkıları var. Öncelikle isterseniz kendisini tanıyalım. Bakalım bu güzel protokol için neler söyleyecek. Merhaba efendim. Merhabalar. İsmim Çiğdem Bulgan. Öğretim görevlisiyim Haliç Üniversitesi'nde. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nde doktor eğitimime devam ediyorum. Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra buraya geldim ve Haliç Üniversitesi'nin ekibine katıldım. Aslında az önce Sami Hocam'ın da dediği gibi biz gerçekten çok daha kapsamlı buraya geldik ama bir yanda önümüzde sunulan çok geniş bir alanı görünce gerçekten kendisi gibi ben de çok heyecanlandım. Eminim çok ilerleyen zamanlarda çok güzel bir projeyle, zaten biz de onunla ilgili hazırlıklarımızı buradan ayrıldıktan sonra yapacağız. Eyüp Spor Kulübü ile beraber ciddi anlamda güzel bir işbirliğine gireceğimize inanıyorum. Peki bu güzel gelişmelere son olarak eklemek istediğiniz, yani kendi benliğinizde, kafanızda, beyin süzgecinizden şu da olsaydı bu projelere daha iyi olurdu dediğiniz bir şey var mı? Şimdi aslında dediğiniz gibi hep futboldan bahsediyoruz ve birçok popüler olan diğer sporlardan bahsediyoruz ama amatör kulüplerin veya amatör sporların da branşların da bir şekilde gelişmesi gerçek anlamda Türkiye'nin de ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıya ulaşabilmesi adına önemli bir durum sergiliyor. Bu anlamda daha fazla atletizmdi, okçuluktu, kano, kürek, az önce sporları dedik ya da daha bireysel sporlar, farklı branşlar üzerine gidilirse eminim çok daha güzel şeyler elde edebiliriz diye düşünüyorum. Değerli izleyiciler, şu an tabii ki İstanbul'da satranç il temsilcisi, il başkanlığı Simten Kamber hanımefendi önemli etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Çocuklarımız da özellikle genç bir nüfusa sahip olan Türkiye Cumhuriyeti'nin genç neslinde güzel bir etkinlik düzenlemişler İstanbul Gazi Osman Paşa'da. Bakalım Simten Hanım bu çalışmayı bize nasıl özetleyecek? Merhaba efendim. Merhabalar. Öncelikle ben ilçe temsilcimiz Sayın Tayfun Kocabalkan'a çok teşekkür ediyorum. Biz burayı zannediyorum 2 yıl oldu değil mi? 2 yıl 4 ay oldu. 2,5 yıl neredeyse olmuş. Gazi Osman Paşa'da hiçbir satrançla ilgili akademik anlamda bir çalışma yoktu. Burada şu anda Türkiye baş antrenörümüz de eğitim veriyor. Tayfun Bey eğitim veriyor. Birçok sporcumuz buradan başarılı dereceler alıyor.
Tabii turnuvalar, çeşitli yarışmalar, hatta Türkiye'de yapılmayan çok farklı yarışmalar burada düzenleniyor. Bu konuda Tayfun Bey gerçekten çok iddialı ve eminim daha başka turnuvalar da yaratacağız. Hatta geceleri bile burada maçlar oynadık. Ramazan turnuvası yaptık iftardan sonra. Tabii bunlar çok güzel şeyler. Sporcular çalışırlar, eğitim alırlar ama bilgilerini de uygulamaları gerekiyor. İşte uyguladıkları yerde turnuvalar. Sporcularımız nerede? Çok güzel bir soru. İstanbul diğer illere göre çok dağınık, çok fazla trafik sıkıntısı olan, çocuklarımızın çok farklı yerlerde okullarda okuması gibi, biliyorsunuz genel bir, bütün spor dallarında olduğu gibi satrançta genel bir sıkıntımız var. Küçük satranç yuvaları kurmak ve bu yuvalarda yetişen çocuklarımızı belediyeler bazında öne çıkartmak ve daha sonra maddi gücü olmayan ama yetenekli sporcularımızı ellerinden tutup Türkiye şampiyonasına, dünya şampiyonasına götürmek ve onların bu güzel emeklerini derecelerle güçlendirmek istiyoruz. Peki efendim, biz de çalışmalarınıza başarılar diyoruz. Gazi Osman Paşa ilçesinin satrançta ev sahibi Tayfun Koca Balkan yanımda. Bakalım neler söyleyecek. Öncelikle sizi kutluyoruz. Hakikaten Çanakkale'de önemli şehitlerimiz var. Hepsini şimdiden ruhu şad olsun diyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah bir daha o günleri bize yaşatmaz. Neler söyleyeceksin bu önemli etkinlikle ilgili? Şimdi Çanakkale tabii ki çok önemlidir Türkiye Cumhuriyeti için. Bilmiyorum Çanakkale'ye gittiniz mi, o toprakları gördünüz mü? Ben Çanakkale'de askerlikte yaptım. Ve gerçekten çok kutsal bir yer bizim için. Her anı bir tarih kokuyor sanki. Bilmiyorum, bu kadar güçlü bir uluslara karşı gösterilmiş çok büyük bir savaştı tabii. Biz şu an için hepsine, şehitlerimize şükran duyuyoruz. Geçen sene de ben Çanakkale Şehitleri Anma Turnuvası'nı yapmıştım. O da çok iyi geçti. Bu ikincisini yapıyorum. Zaten iki senelik bir açıldık yani, burası iki sene oldu. Ne bileyim, Çanakkale deyince insanın tüyleri ürperiyor zannedersem, belki hepimizin öyledir. Güzel bir duygu tabii. Bize dedelerimiz, şehitlerimiz bu toprakları bıraktı. Devam ettirmek istiyoruz tabii ki. Onların bu anısını yaşatmak istiyordum ve çok mutluyum bu. Bu arada Çanakkale Şehitlerini Anma Turnuvası'nın bu seneki yapıldığında teşekkür etmek istediğim bir yer var. Satranç Mektebi sponsor oldu bu sefer. Gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum kendilerine. Adil Beyler bu turnuvada gerçekten bize çok büyük katkılar olmuş bulunuyor. Ben anne babaların hayatını kolaylaştırmak istiyorum burada. O çocukların satranç eğitimle beraber kişiliklerini buldurmaya çalışıyoruz. Bu aldıkları kişilikler ömür boyu gidecektir. Anne babalar, biliyorsunuz Türkiye'de biz anneannemiz bizim şeydir. Çocuklarımız yetişmesi için hep bir şeyler olsun diye. Evet. Bastırırız. Ama ne yapıyoruz? Anne babaların istekleri mi olacak, çocukların mı? Çocuklarımıza da biraz dikkat etmemiz gerekir. Baskıyla illaki bunu yap demek. Okul hayatları var. Çocukların küçücük beyinleri var zaten. Onları fazla bastırmadan biraz farklı bir yönlere çekmemiz lazım. Ben buraya geldikleri zaman çocuklar eğitimine, inanın anne babalar da izliyor. Çocukların okuldaki hayatı, aile hayatı ve kişiliklerine İlk katkıyı yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Tabii ki satranç da var, satranç da. Zaten satranç oynamaya başladıkları zaman inanın kendi kişiliklerini ortaya koymaya başlayacaktır. Bir şeyi anlatalım ama doğruyu anlatalım. Peki efendim. Biz de bu güzel çalışmalarda birazcık ışık tutabilirsek ne mutlu bize diyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Ben de burada tek Rumeli'ye çok çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde gelip burada bizimle beraber oldunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de Tayfun tabii ki Koca Balkan'a ve çalışanlar, tüm emeği geçen hocalarımıza, katılan tüm sporculara, satranç dünyasına, satranç hayatına da başarılar diliyoruz tekrar. Ben de onların adına size teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, şu an Satranç Mektebi sorumlusu, imtiyaz sahibi, kurucusu yanımızda. Bugünkü çalışmaya da destek veriyor.